Şimdi böyle bir bölüm yapalım. Hani mevcut bizim TL simgemiz var. TL simgemizle birlikte bir işlem yapmaya çalışalım. Hani fiyatlarımızı esasla TL ile kullanalım. Onun için ben bir tane ne oluşturuyorum? Nokta TL diyorum. Arka plan resmi, background image adresim, img/tl.gif. Bunu yaptıktan sonra tabi arka plan image demeyelim de background diyelim. No repeat ifadesini verelim. Left center diyelim. Daha sonra padding ifademize bir bakalım nerede? Padding 36'ya 39. 36 piksellik, 39 piksellik bir ifade, 36 40 piksellik bir padding verelim. Yalnız bunu her taraftan değil left'ten verdiğimiz zaman ne olacaktır? Bu işlem olacaktır. İsterseniz hemen uygulamaya geçelim. Böyle göz kararı olmuyor biliyorsunuz. Strong değil de ben buna ne diyeyim? Span veya div class tl diyeyim. Sonra şurayı da div ile kapatayım. Evet. Bir bakalım. Çok orijinal durdu değil mi? Yani çok güzel durdu. Hayır. Hemen düzeltelim. Yüksekliğin daha doğrusu yükseklik 36 piksel diyeceğim. Bakın. Burada bu bölümü isterseniz buradan yapalım. Ben öğeleri denetleyi daha çok seviyorum. Şimdi bu bölümü yaptık. TL simgesinin hemen üzerine geliyorum. Font size 30 piksel diyelim. Çok büyük oldu. 20 piksel diyelim. Evet. 20 piksel dedikten sonra heading left'ten şu ifadeyi biraz daha daraltmam gerekiyor. 30 diyelim. 20 diyelim. Evet. 10 diyelim. Bunu dedik. Ondan sonra heading top'tan da bir 5 piksellik bir değer alacağım. Şöyle. Evet. Bu şekilde bir değer aldığım zaman ne olacaktır? Bu ifade bu şekilde gözükecektir. Evet. Gördüğünüz gibi şu TL bölümümüzdeki kısım bu şekilde yer aldı. Tabii bu arada hatamız şu. Text align left dememiz gerekiyor. Şimdi bunu yazdığımız zaman biraz önceki yazmış olduğumuz padding left değeri belki kurtarıyordu. Evet. Hemen hemen kurtarıyormuş. 35 diyelim. Evet, 35 deyince görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir görüntü oluştu. Hemen gelelim biz şunu. Pozisyonunu tabii bunları yazalım. Önce şunları şöyle bir kopyalayalım. Şuradan itibaren Ctrl C Ctrl V diyorum. Artık bunun ifademizi bu şekilde yazdık. Şimdi gelelim buna listenin list'ine değil de ona önce şu konuyu daha iyi öğretmek için size buna bir absolute değer atıyorum. Absolute değer atadım. Bedim 0 piksel right 0 piksel diyorum. Şimdi bu durumda ne oldu? Ne gördünüz? Hepsi aynı yere toplandı. Halbuki ben buraların alt kısımlarına oluşmasını istiyorum. İsterseniz şöyle de yapalım. Top yani üst kısma yazalım. Top 0 piksel left pc yazmışız. Piksel diyeceğiz. Bakın hepsi buraya toplandı. Halbuki ben hepsinin bu taraflarda toplanmasını istiyorum. Bu sorunun kaynağı şudur. Li'lere bir position değeri atamamız gerekiyor. Relative atıyorum. Artık bu pozisyonu aldı. Tabi nereye gitti? Hani bu buralara yerleşmesi lazımdı. Canım onu da yapacağız. Orada yazmıştık ya. Absolute. Yukarı olan uzaklık 0 piksel. Sola olan uzaklık 0 piksel diyorum. Bu şekilde hepsinde böyle bir ifade yazdı. Bir de arka plan rengini de FFF olarak verirsek gördüğünüz gibi böyle bir şey yazdı. Yani böyle bir ifade yer almış oldu. Tabi bu durumda ne oldu? Ekranı kapattı. Görüntüyü kapattı.
Bunun için şöyle bir ifade kullanabilirsiniz. Li'nin üste olan uzaklığını heading top diyebilirsiniz. 30 piksel diyelim. Gördüğünüz gibi ifademizde ne yaptık? Temizlemiş olduk. Tabii siz bu tasarımın haricinde farklı bir tasarım da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yani illaki bu tasarıma bağlı kalmanız şart mı? Değil. Evet. Böyle bir işlem yapmış olduk. Şurada fiyat yazan yeri silelim biz. Sadece bu kalsın. Evet. Böyle bir görüntü oluşmuş olsun.